Değerli kardeşlerim, bir ayet bir yorum programında Nisa suresi 136. ayeti kerime ile sizlerin karşısındayım. Allah bu ayeti kerimede şöyle buyurur. Ya eyyühellezine amenu aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezî nezzele ala rasulihi vel kitabillezî enzele min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine ve peygamberine indirdiğine, daha önce indirdiğine iman edin. Kim Allah'ı, melekleri, kitapları, peygamberleri ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüştür. Kıymetli kardeşlerim, normalde imana davet edilenler, inkar edenler olması gerekirken Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede iman edenleri tekrar imana davet etmektedir. Ayeti kerimeyi müfessirler şu şekilde yorumlamaktadır. Birincisi, ayeti kerimenin muhatabı münafıklardır diyor müfessirler. Yani diliyle inandığını ifade eden, ancak kalbiyle inanmayan münafıkları kalbiyle de imana Cenab-ı Hak davet etmektedir. İkinci yorum, ayet-i kerimenin nüzül sebebi olduğu ifade edilen rivayetten hareketle yapılan bir yorum. Yahudi hahamlardan bir grup sevgili peygamberimize gelirler. Derler ki, ya Resulallah, biz sana, senin kitabına, Musa'ya, Tevrat'a ve Üzeyr'e inanıyoruz. Ancak onun dışındakileri kabul etmiyor ve inanmıyoruz. Bunun üzerine bu ayeti kerimenin indiği ifade ediliyor. Dolayısıyla bir imanın Cenab-ı Hak katında sahih bir iman olarak kabul edilebilmesi için kişinin tüm kitaplara ve tüm peygamberlere inanması gerektiği ifade edilir. Üçüncü yorum, bu ayeti kerimede inananlar inançlarında sebata ve devamlılığa çağrılmaktadır. Bizce de en uygun yorum budur. Cenab-ı Hak şunu demektedir. Ey inananlar! Sahibi olduğunuzu iddia ettiğiniz imanınızı ete kemiğe büründürün. O imana yaşam hakkı tanıyın. Hayat hakkı tanıyın. Ete kemiğe büründürün. Hayata aksettirilmeyen, ete kemiğe büründürülmeyen, hayatta, yaşamda kendisini göstermeyen imanın son nefese kadar devam etmesi ve neticesinde kıyamet günü sizleri kurtarması pek de mümkün değildir. Değerli müminler, kişiler imanın hayata müdahalesini sınırlandıramazlar. İman, kişilerin hayata bakışıyla alakalı sınırlar çizer. Dolayısıyla bizler inancının hayatın belli noktalarına müdahalesine müsaade edip belli noktalara müdahalesine müsaade etmiyorsak bu ayetin muhatabı haline gelmiş oluruz. Cenab-ı Hak inanmış olduğu tüm esasları hayatına aksettiren, ete kemiğe büründüren, yaşam hakkı inancına tanıyan gerçek müminlerden bizleri eylesin inşallah.